1782 liradır. 31.12.1997 tarihleri itibariyle Mudanya Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odası'nın kesin hesap raporudur. Gelirler 2.779.621.865 lira. Giderler 2.779.621.865 liradır. 98 yılına kesin hesap raporudur. 8.521.950 lira. Giderler 8.521.950 liradır. Denetim kurulu raporunun okuması rica edeyim. Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odası'nın 96, 97, 98 yıllarına ait denetim kurulu raporudur. Mudanya Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odası'nın 96, 97, 98 yıllarına ait gelir giderleri tarafımızdan incelenmiş olup aşağıya maddeler halinde çıkarılmış bulunmaktadır. Sayın Genel Kurulumuza arz ederiz. Değerli arkadaşlarım, sessizliğimizi muhafaza edersek okunan raporları daha iyi anlarsınız. Teşekkür ederim. 2. Kasa gider ve gelir defterinde görüldüğü gibi 1.1.96-31.12.96 tarihleri arasında gerek masraflar gerek gelirler yasal şekilde işlem görüldüğü, vergi ve sigorta primleri süresinde içinde ödendiği, yatırıldığında itina gösterilmiş bulunmaktadır. 819.351.780 Türk lirası gelir sağladığı, buna karşın 719.985.000 lira gider olduğu Halk Bankası vadeli hesapta 23.072.000 lira olduğu saptanmıştır. 1.1.1997-31.12.97 tarihleri itibariyle 2.779.621 Türk lirası sağlandığı, buna karşın mevcut 368.111.000 lira kasa mevcudu olduğu, kasa mevcudunun sıfır olduğu saptanmıştır. Yukarıda yıllara göre maddeler halinde tespit ettiğiniz gerek masraflar, gerek gelirlerin yasal şekilde işlendiği ve yöneticilerin başarılı olduğu sonuca varılmıştır. İş bu denetim kurulu raporunun altını sağ olarak tarafından tazim edilmiştir. Denetim kurulu Tamer Aktürk, denetçi Aziz Sözal, denetçi Mehmet Özmez. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, 1996, 97 ve 98 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap raporları ve denetim kurulu raporunu dinlediniz. Bu raporlar hakkında müzakere açıyorum. Raporlar hakkında söz almak isteyen var mı? Yok. Raporlar hakkında söz almak isteyen olmadığına göre evvela yönetim kurulu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edilmiştir. 1990'lı, 97 ve 98 yıllarına ait kesin hesap raporları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler kesin hesap raporları kabul edilmiştir. Denetim kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler denetim kurulu raporları kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu ibraları var. Yönetim kurulu ibra edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler yönetim kurulu ibra edilmiştir. Denetim kurulu ibra edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler denetim kurulu ibra edilmiştir. Sayın Başkan, ibra edildiniz mi? Teşekkür eder misiniz arkadaşlar? Efendim, ben 2-2,5 aylık bir başkanım. Allah rahmet eylesin, Mustafa'ların yönetiminden seçildim. 9 arkadaşımız ittifakla beni seçti. O yönetimdeydim. Sağ olsunlar, beni başkan seçtiler. Siz de raporları kabul ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi 1999 basılı evrak 2 milyar lira, kırtasiye 2 milyar 700 milyon lira, genel kurul giderleri 200 milyon lira, çıraklık fonu 500 milyon lira, demirbaş 2 milyar 500 milyon lira, müteferrik masraf 6 milyar lira, muhasebe gideri 13 milyar lira, gelir fazlalığı 230 milyon, toplam 46 milyar lira. Tamam. Evet. Kaç var Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Odası'nın 1999 yılı çalışma raporudur. Değerli üyelerimiz, değerli oylarınızla iş başına geldiğimiz günden beri sizlere layık olduk.
olmaya çalışmaktayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz esnaf babası Mustafa Narın Genel Yönetim Kurulumuz bu önemli, onurlu görevi bana vermiştir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca seçildiğimden bugüne kadar yardımlarından dolayı başta belediye başkanımız Sayın Erol Demirhisar'a, Güzel Yolu Belediye Başkanı Sayın Ali Kaya'ya, Zeytinbağı Belediye Başkanı Ferun'un Cüvenci'ye teşekkürü borç biliriz. Değerli arkadaşlar, son ekonomik kriz esnafımıza büyük zarar vermiştir. Bunun yanı sıra büyük alışveriş merkezlerinde küçük esnafımıza yaşama hakkı tanımamaktadır. Üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi Mudanya dışından özellikle ilçe pazarının kurulduğu günler, yaz mevsiminde yabancı vergi vermeyen seyyar esnafta buradaki vergi ödeyen, personel çalıştıran, elektrik su parası ödeyen esnafımızı mağdur etmektedir. Son çıkan basit usul vergi yasasıyla mağdur olan bu esnaf rahatlamaktadır. Odamıza müracaat etmek, yasa gereği limon satmak bile mümkün değildir. Odamıza müracaat etmeden limon satmak bile mümkün değildir. Belediye, maliye ve odamızdan oluşacak ekipler kontroller vasıtasıyla konunun üzerine gidecektir. Değerli üyelerimiz, sizlere tavsiyem, faizli para kullanmayın, büyümek yerine mevcudu muhafaza etmeye çalışın. Esnafımızın Mudanya'mız büyümektedir. Bu büyüme neticesinde esnafımız tarifelerini görülür bir yere atması uygun görülmüştür. Değerli üyelerimiz, bu onurlu görevi bize verirseniz 200'lük veya 300 dükkanı bulunan bir sanayi bölgesi yapmayı düşünüyoruz. Bu işlemi odamızın oluşturacağı kooperatif marifetiyle yapacağız. Bunun örneği Güzel Yolu'da vardır. Ayda 12.500.000 lira aylık ödemesi olan kooperatifin şu an 46 milyar parası vardır. Arsası şunlandırma için Güzel Yolu Belediye Meclisi'ndedir. Neden Mudanya'da da olmasın? Hepimizin bildiği gibi mevcut sanayi bölgesi ihtiyaca cevap vermemektedir. Ayrıca Bağkur Bursa Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız sağlık kanelerini 15 günde bir odamız personeli tarafından alacaktır. Siz Sayın Esnafımızın böylelikle Bağkur'da uzun kuyruklarda beklemeyecek, bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, sözlerime burada son vermeden önce hayatım boyunca olduğu gibi bu görevde de Atatürk İlke ve İnkılapları laik Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kalacağıma namusum ve de şerefim üzerine söz veriyorum. Teşekkür ederim. Muhterem arkadaşlarım, 1999 yılı bütçesi ve çalışma programı okundu, dinlediniz. Bu her iki rapor hakkında müzakere açıyorum. Her iki rapor hakkında söz almak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre evvela bütçeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Çalışma programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler çalışma programı da kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yetkiler var. Bu yetkileri tüm odalarda aldırıyoruz.
bu yetkilerin aktarılması sebebi de şudur. Şimdi seçilecek yeni yönetim kurulu bazı hizmetler yapacak. Bu hizmetleri yaparken sizleri bir daha rahatsız edip de sizden tekrar yetki istemesinler diye bu yetkileri her genel kurulda aldırıyoruz. Ve bu yetkiler seçilecek yönetim kurulunun emrinde olacak ve o yetkileri lüzum ettiği zaman kullanacaklar. Bu yetkiler şöyle sıralanıyor. Evvela yer almaya, inşaat yapmaya, ödünç para almaya, yalnız ödünç para verme yetkisi yok, onu biraz söyleyeyim. Bütçenin %5'i kadar rakamla öğrenci okutmaya, yine kamu kurumu niteliğinde olan kuruluşlara %5'i kadar yardım yapmaya, gibi buna benzer yetkiler var. Üyelerin görüşleri, görgülerini artırmak için yurt içi yurt dışı gezileri var. Bu yetkileri bu okuduğum şekliyle müzakere açıyorum. Bu mevzuda söz almak isteyen varsa söz vereyim, müzakere edelim. Yoksa oylarınıza sunacağım ve bu yetkileri yeni seçilecek yönetim kuruluna vermek üzere oylama sunacağım. Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre bu okuduğum yetkileri yönetim kuruluna verenler lütfen icatlıyorsun. Teşekkür ederiz. Vermeyenler yönetim kuruluna bu yetkiler verilmiştir. Tamam. Değerli arkadaşlarım, gündemimizin dilekler maddesine gelmiş oluyoruz. Dilekler maddesine söz almak isteyen var mı? Ben söz almak isteyen olmadığına göre aramızda değerli misafirlerimiz var, onları ben size tatbik etmek istiyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Merkez Birliği Murhas Azı Sayın Bahri Şardık. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Sayın Eray Aydın aramızda. Bursa Kuaförler Odası Başkanımız ve aynı zamanda Berberler Federasyonu aramızda. Kendilerine hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. En eski başkanımız Sayın Canik Güngör. Hürmetle andım Sayın Canik Güngör aramızda. Kendilerine hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Doğru Yol Partisi Mudanya İlçe Başkanı Sayın Nadir Ankaralı aramızda bulunuyorlar. Anavatan Partisi İlçe Başkanı, Mudanya İlçe Başkanı Sayın Cumhuriyet Partisi İlçe Başkanı Sayın Soyer Kazanır aramızda bulunuyorlar. Mudanya Esnaf Kefaret Kooperatifi Başkanımız Sayın Ekrem Bimir aramızda. Yine Bursa Lokantacılar Odası Başkan Vekili Sayın Abidin Özen. Göremediğimiz veya unuttuğumuz misafirler varsa isimlerini alalım, onları da okuyalım. Evet, Halk Bankası Müdürümüz aramızda. Değerli arkadaşlar, böylece konumuzu bitirmiş oluyoruz. Seçimler evvel başkan adayı varsa başkan. Evet, onları ben isteyeceğim. Şimdi anladığım kadarıyla burada iki liste var. İki liste seçime girecek. Ancak şunu söyleyeyim. Seçimlerde vekalet oy kullanması mümkün değil. Bakın bunu yasa olarak söylüyorum. Yasada yazılı bu. Bizim yasamızda vekalet kullanması mümkün değil. Ancak esnaf kefareti de kullanılabiliyor. Şimdi ben listeleri isteyeyim, listeleri okuyayım ve listedeki isimleri buraya davet edeceğim. Seçecek arkadaşlarımız kimi seçtiklerini görsünler. Evet, evvela listeleri istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ismini okuduğum arkadaşlarım buraya teşrif etsinler ve seçecek olan arkadaşlarımı görsünler. Yusuf Karaca, Mevlana Şimşek, Erol
Akengin, Mustafa Dağ, Müreddin Eldevir, Celal Tan, Nail Fen, Oktay Türkan, Süleyman Kaldırın. Merhaba başkanım. Sağ olun başkanım. Buyurun, buyurun, buyurun. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Başkanım o tekrar etmezse duymadık galiba. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ve başkanlara da teşekkür ederim. Tam demokratik bir seçim oluyor kanaatindeyim. Çünkü kendilerini tebrik ettiler ve başarılar dilediler. İkinci listeyi okuyacağım. Emir Ali Usta, Hüseyin Kara, Arif Yol, Hüseyin Demircan, Metin Erdoğan, Uğur Matlar, Ziya Yavuz, Nazlı Oğuz, Fehmettin Basçıvancı. Evet, ikinci listenin sahiplerini de buraya davet ediyorum. Gösterildiğim listeden istifa ediyorum. Ömer Ateş, sarı listeden. 10 Ocak 1999 tarihinde yapılmakta olan genel kurulda sarı listeden 4. sıradan ismim listenin çıkarılmasını ve istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. Mustafa Dağ. Sarı listeden feragat ediyorum. Emir Ali Usta'nın listesine destekliyorum. Resul Çelik. Sarı liste feragat ediyorum. Saygıyla arz ederim. Emir Ali Usta'nın listesini destekliyorum. Celal Tan. Sarı listeden istifa ediyorum. Saygılarımı arz ederim. Emir Ali Usta listesini destekliyorum. Oktay Tüfan. Teşekkür ederim. Böylece kongremiz bitmiş oldu. Seçim kurulunda görevi devrediyoruz. Arkadaşlar oy kullanmadan gitmesin. Yalnız biliyorsunuz seçimde hakim huzurunda yapılıyor. Biraz geçebilir. Sabrınızı istiyorum. Sabrınızı diliyorum. Çünkü biraz fedakarlık yapmak durumundasınız. O bakımdan oy kullanmadan gitmeyin. Onu rica ediyorum. Kongrede aldığınız kararlar esnaf ve sağlıklarınıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, iki istifa daha geldi. Sarı listeden feragat ediyorum. Emir Ali Üsten listesini destekliyorum. Mehmet Özten. Küçük Esnaflar Odası'nın 11.1999 tarihinde yapılan yönetim kurulu listesinden sarı listeden yönetim kurulu listesinden çekiliyorum. Bilgilerinizi arz ederim. Ulan Bayrak Baykara. Bir tane arkadaşlar bir yazı geldi yine önüme benim. Bayan üyelerin öncelikle oranı kullanması rica ediliyor. Hastalar var. Destekleyelim. Doğru. Evet. Seçim kurulundan rica ederim. Ve bayan üyelerin ve hastaların öncelikle oy kullanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Harun hazır mı? Ya bitti.
Arkadaşlar herkesin elinde numara var. Bir dakika sürmez oy kullanmak. Numaraya göre. Numaraya göre. Numara var. Numarayı seçim kuruluna söylüyoruz. Hemen çıkartıyoruz. Hemen hanımlara yol açalım. Hanımlar aslında evet. Arkadaşlar evet.
oturmuş şöyle ve orada görev yapanlar yazmış. Görevler arasındaki oturmuş şöyle. Tamam, karışıklık yok. Hayır, orada sarılan adam yok. Üzülüyorlar be. Üzülüyorlar be. Ali abi sen bizle çalış. Beyaz bir adam yanında. Çok üzülüyorlar beyaz. El olsun abi. Buradayım, sizinkileri açıyorum bak. Abi ne abi? Ya sen çalışıyorsun. Tamam tamam. O çok yanıltı. Ya yazsana. %6. Tabii onu şöyle de. %199 katılımla. Kaçtır 199. 156. 3 tane. Merhaba Emir abi. Merhaba Emir abi. Benim heyecanlısın. Yakayım abi. Emir abi. Emir abi yakayım abi. Buraya ver be. Tamam verecek ya dur. Önce seçmenlere basına sonra. Yok ben de seçmedim. Abi nereye gidiyorsun Cemal? Mehmet'in abi bu dosya çok önemli. Hazırım dosyası. Şunu ver abi şeye. Bizim arzularımıza. Benim kızlarım var orada. Altın kızlar. Emir, yemek bayramdan da. Unutma. Unutma. Hayır yok bayramdan sonra bir bitsin ama şu ya bitsin ya. Tamam bir dakika. Dakika konuşabilirsin. Al mikrofonu eline. Demir konuşma yapacak mı? Oylan diyor alacağız diyor evladım. Yok canım. Yok. Baba yoruldu be bir sayar sayar. Evet 37 oldu arkadaşlar. Ben çektim onu. Yazı ver üzerine. Yazı ver üzerine. 63'te 100. Tamam birleştir 100 tane. 100 olmaz olsa ya. 60 olsun. Teşekkür konuşmasını yapalım. 200. 80, 180, 200. Şeyin 60'ların istatı işte. %92. %64. Bir tane eksik. Alın bir tane oradan çekip koy. Bizim için.
Sen? Yok, açıklattı değil mi? Seçim başkanı. Evet, evet. Onlara bakın, açılmadık zarf var mı? Açılmadık zarf var mı burada? Bak bakalım. Oradan bir tane siper çekeyim. Çekmeyin. Hangisini tutuyorsun? Nereye koydun? Koyun bir şey oraya. Hem oraya açayım. Aç abi. Aç abi. Kesin eli uğurlu. Koy sağ. O da be ya. O da yanlış mı sayıldı? Buyurun. O da sarı, öteki de sarı. Aç onu da. Buyurun. Seçim sonucunu bir açıklamada bir teşekkür konuşuruz. Evet. Beyaz liste 192, sarı liste 64. Bravo! Değerli esnaf arkadaşlarım, bana gösterdiğiniz teveccühten dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca centilmen bir yarış yapan Sayın Yusuf Karaca abime, Mevlana Şimşek abime, Erol Akengin abime, Nurettin Eldemir abime, Nail Fen abime, Süleyman Kaldırım abime de centilmence mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun.